Efendim herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Serdar Süyün. Kanalımıza ilk defa gelenler için küçük bir kendimizden bahsetme kısmı yapalım. Antalya'da yaşıyorum. Fotoğraf, video ve drone pilotluğu yapıyorum uzun yıllardır. Ara ara böyle videolar çekiyorum. Biraz uzak kalmıştık. Malum işler güçler. Şimdi birazcık YouTube kanalına önem verelim dedik. Efendim bugünkü konumuz Final Cut mı yoksa Adobe Premiere Pro mu? Bu soruya ben ne yanıt verdim, neler yapıyorum, onunla ilgili bir şeyler anlatmak istiyorum sizlere. Yaklaşık 50 gün önce Windows bilgisayarım Mac bilgisayara, Mac Pro'ya geçiş yaptım. Bu geçiş esnasında da başka bir video programı arayışım vardı. Çünkü Adobe Premiere Pro bildiğiniz üzere bazen insanı çıldırtıyor. O yüzden ben de dedim ki neler yapabilirim, nasıl bir şeyler yapabilirim? Arkadaşlarımla konuştum, Mac kullananlarla. Dedi ki bir Final Cut Pro'yu bir dener misin? Hem dediler 90 günlük bir deneme süresi var. Tamam dedim ben de. Final Cut Pro macerasına başladık. 50 gündür Final Cut Pro kullanıyorum. Bu deneyimi de sizle paylaşmak istedim. Ne gibi artıları var, ne gibi eksileri var? Karar sizin. Fotoğraf ve videograferlar biliyorsunuz makine yatırımı yapıyorlar. Lens yatırımı yapıyorlar. Yazılım da bunlardan biri ki yazılım da artık pahalı bir şey. O yüzden dilimizin döndüğünce bunu anlatalım dedik sizlere. Şimdi madde madde gitmekte fayda var. O yüzden maddeleri atlarsam da kusuruma bakmayın. Çünkü herhalde 10-12 tane madde var diye düşünüyorum. Birinci maddemiz fiyat. Adobe Premiere Pro'ya baktığınızda şöyle sayfamı çevireyim ve bilgisayarımdan da şimdi size göstereyim. Adobe Premiere Pro'nun sayfasına girdiğinizde bireysel kullanıcıysanız eğer aylık 132,16 TL bir ödemeniz var. Programı satın almıyorsunuz Premiere Pro'da, kiralıyorsunuz bildiğiniz üzere. Bu da yıllık 1585,92 TL'lik bir kiralama bedeli demek. Final Cut Pro kısmında da nedir durum? Az önce söylediğimiz gibi Final Cut'ta 90 günlük bir deneme süresi var ki programı öğrenmek için müthiş bir deneme süresi. Final Cut'ta 6999,99 TL. Onu da şimdi size gösteriyorum. App Store'da şu anda fiyatı. Adobe Premiere Pro'nun da deneme günü 7 gün. 7 gün deneyebiliyorsunuz. Final Cut Pro'da şöyle bir şey var. Mac bilgisayar alırken Final Cut alırsanız daha hesaplıya geliyor. Bununla ilgili de Apple'ın kendi sitesinde detaya ulaşabilirsiniz. İkinci maddemize gelelim. Programın hızı. Arkadaşlar Adobe Premiere Pro'da insanın çıldırmaması içten değil. Örnek 4 dakikalık bir sahne hazırladınız. Bir çalışmanız var. Render alıyorsunuz. Atıyorum 10 dakika sürdü. Eyvallah güzel 10 dakika. Ya render aldıktan sonra videoyu seyrediyorsunuz. Ufak bir değişiklik yapıyorsunuz. İşte bir yazıyı değiştiriyorsunuz ya da oraya bir şeyi yapıyorsunuz çok küçük. Sonra bir bakıyorsunuz 4 saat. Gerçekten bu hepimizin yaşadığı bir sorun. Ya da diğer bir sorun güncelleme geliyor. Diyor ki bilmem ne bilmem ne 50 hatası, 42 işte şu bu ya font kayıp hatası veriyor. Render alamıyorsunuz falan. Yani onu onunla değiştir ya bir şey yap. Bir çözüm üret. Final Cut Pro arkadaşlar inanılmaz hızlı. Yani 4K renderlar alıyorum. 1080p renderlar alıyorum. Ve bunlar 422 Apple ProRes falan yani kalitede renderlar alıyorum. İnanılmaz bir hızda nerede yani 1080p renderla 4K render neredeyse aynı sürede renderlanıyor, export ediliyor. İnanılır gibi değil. Peki bunun sebebi ne biliyor musunuz? Final Cut Pro Apple'ın işlemcisine o mimariye uygun olarak üretiliyor. Yani şöyle düşünün, bir arabanız var. Yedek parça takacaksınız. Orijinal yedek parça var. Bir de çakması var. Tabiri caizse Premiere Pro biraz çakma gibi oluyor. Ama Final Cut Pro orijinal yedek parça olduğu için sorunsuz, problemsiz ve kafanız rahat bir şekilde çalışıyor. Müşterilerinize işi zamanında teslim edip edemeyeceğinizi bilmediğiniz bir yazılımı kullanmanın stresinden sizi kurtarmış oluyor ki çok uzun cümle kurdum bu arada. Diğer meseleye gelelim. Motion Track, Time Repapping, Denoise, Warp Stabilization. Bunlar nasıl? Ne yapıyorlar? Bildiğiniz gibi Premiere Pro'da Motion Track yapacaksanız yani bir objeyi takip edip bir callout çıkartıp atıyorum arabayı takip ettiniz. 180 km hız yazacaksınız. Arabayla beraber bunun gitmesini istiyorsunuz. After Effect'e geçiyorsunuz. Orada bu işi halledip tekrar Premiere Pro'ya geçiyorsunuz. Final Cut'ta öyle değil. Takibi atıyorsunuz. Arabayı tespit ediyor. Ne ekleyeceksiniz? Yazı mı? Yazıyı ekliyor.
analiz ediyor, pıt yapıyor. O kadar hızlı analiz ediyor ki ben inanamıyorum yani. Hala hızına alışamadım. Çok hızlı geliyor bana. Diğer konu time remapping, time warp. Bu tarz işlemler yapıyoruz işte. Videoları bir anda hızlandırıyoruz, bir anda yavaşlatıyoruz. Bu işlemler Premiere Pro'da kolay yapılıyor açıkçası. Final Cut'ta da çok kolay yapılıyor. Ama burada şöyle bir şey var. Diyelim 10 tane videonuz var. Dizdiniz. 8. videoya kadar hızlandırıp son 2 videoda hızını düşüreceksiniz mesela diyelim. Adobe Premiere Pro'da olan şu. 8 tane video 10 kat hızlanıyor ama arada kaybolan videolar var sanki. Sonra yavaşlıyor. Final Cut'ta durum şu. 8. videoya kadar 10 kat hızla hızlanıyor. Ve her videoyu görebiliyorsunuz arada geçiş yaparken. Sonra 2 video yavaşlıyor. Gayet pürüzsüz, akışkan bir şekilde. Akışkanlık Final Cut Pro'nun en büyük özelliklerinden biri. Böyle harada görede bir şeyler yok burada. Warp Stabilization, yani videonuzu oynatarak çekmişsiniz. Premiere Pro'da warp atıyorsunuz üstüne. Ya bekliyorsun da bekliyorsun da bekliyorsun. Final Cut Pro'da atıyorsunuz. O kadar hızlı analiz ediyor ki ve o kadar güzel çalışıyor. Çok yumuşak, çok sade bir şekilde çalışıyor. Üçüncü maddemiz bu olsun. Dördüncü maddemiz Final Cut'ın bir üstünlüğü daha. iPhone Pro Max serisi 13-14 fark etmez. Bir video çektiniz sinematik modda. O sinematik modu Final Cut'a atıyorsunuz. Neresi bulanık olsun, neresi ön plana çıksın. Yani depth of field etkisini orada ayarlıyorsunuz. Ben bunu denemedim. Araştırmalarımda gördüm. iPhone kullananlar vardır diye de size söylemek istedim. Bu tabii ki Premiere Pro'da yine yok. Beşinci madde Final Cut Pro'da birden fazla kullanılan video ya da sesleri gösteriyor. Bu güzel bir özellik. Premiere Pro'da da gösteriyor. Used kısmını seçtiğinizde kaç kere used olduğunu gösteriyor. Ama burada şöyle bir şey var. Timeline'e attığınız Final Cut Pro'da onu biraz soluk gösteriyor. Diyor ki bak bu ikinci kez kullanıldı. Emin misine getiriyor. Bence bu da güzel bir özellik. Altıncı madde, üçüncü parti yazılımlar ve pluginlerle uyum. Şimdi Final Cut Pro'nun kendi sitesine girdiğinizde mesela o diyor ki Boris FX'le diyor biz diyor çok iyi çalışıyoruz. Şununla diyor çok iyi çalışıyoruz diyor. Gerçekten de inanılmaz çalışıyor. Akışkanlık gene top seviyede. Premiere Pro'ya gelecek olursak bir plugin alıp attığınızda videonuzun gene render süresi ağlatıyor insanı. Final Cut Pro'da diyelim bir eklenti kullandınız, bir efekt attınız. Render süreniz uzuyor ama atıyorum 1 dakikayken 1 dakika 20 saniye oluyor render süreniz. 1 dakikayken 60 dakikaya çıkmıyor. Dönüyorum dolaşıyorum belki de bu mevzuyu tekrarlıyorum ama bunu çok sık yaşadığım için. Diğer 7. özelliğimiz ön izleme. Final Cut Pro'da bir efektin, bir geçiş efektinin ya da normal bir efektin üzerine geldiğinizde arkadaşlar hemen onun ön izlemesini görüyorsunuz. Adobe Premiere Pro'da bunu görme şansınız yok. 8. maddemiz renk. Şimdi Premiere Pro'da Lumetri Color var. Lumetri Color'un kullanması çok basit. Bu konuda Premiere Pro önünde. Final Cut'a geçtiğinizde alışması biraz zaman alıyor ama sonra şunu fark ediyorsunuz. Mesela highlight'ları kıstığınızda gerçekten highlight'lar kısılıyor. Ya da shadow'ları açtığınızda sadece shadow'lar açılıyor. Premiere Pro'da açıkçası gene bu şekilde değil. Yıllardır da düzeltilmeyen bir sıkıntı. Renge tam müdahale edemiyorsunuz. Ne hikmetse o iş olmuyor. Premiere Pro kullananlar şunu çok sık yaşıyordur eminim. Çünkü ben çok sık yaşadım ki önceki bilgisayarımın da ekranı ve monitörüm kalibre olmasına rağmen bu sıkıntıyı yaşıyordum. Premiere Pro'da bir renk yaptınız. Güzel, renk güzel. Export yapıyorsunuz, aynı renk çıkmıyor. Ya inanılır gibi değil. Bu tarz sorunları aşmak çok zor. Her güncellemede de bunu düzelteceğine daha da kötü hale gidiyor. Final Cut Pro'da böyle değil. Ne renk yaptıysanız exportunda da onu alıyorsunuz. Az önce dediğim gibi müdahale araçları da çok güçlü. Şimdi biliyorsunuz Real modası var. Yatay hazırladığımız bir videonun aynısının dikey versiyonunu da istiyor bazen müşteriler. Premiere Pro'da bunu yaptığımda dikey versiyonda export aldığımda aynı rengi yatay videodaki aynı rengi alamıyordum. Final Cut Pro'da yatayda yaptığım videonun rengi neyse aynı videonun dikey versiyonunda da renk aynı şekilde dışarıya çıkıyor. Siz de böyle bir sorun yaşıyor musunuz? Bunu aşağıya yazarsanız sevinirim açıkçası. Premiere Pro'nun en büyük artısı.
dosya düzeni ve proje büyüklüğü. Dosya düzenlemesi pıt 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 çok kolay. Final Cut Pro'da ilk başladığımda şöyle bir şey yaşadım ben. Mouse'u bıraktığınız an Final Cut bir süre mouse'unuz hareketsiz kaldıysa hemen render alıyor ki çok hızlı. Ve böylece siz akışkan bir şekilde videoyu sürekli ön izleme yapabiliyorsunuz. Ama ben şunu bilmiyordum. Ön izleme yaptığınızda o render'ı klasörün içine proje dosyasına atıyormuş. İşte 40 GB, 50 GB, 120 GB proje büyüklüğüne ulaşan işlerim oldu benim bu 50 günlük sürede. Bunu araştırdım, öğrendim. O arka planda render alma olayını kapatınca dosya boyutları biraz daha küçüldü. Ama Adobe Premiere Pro'da diyelim dosya boyutunuz 4 MB, 3 MB. Burada gene 15-20 GB arkadaşlar. Özellikle Mac ile çalışıyorsanız hard diskiniz de küçükse bu ciddi bir sıkıntı yaratıyor. Timeline'lardan bahsedelim. Bu konuya girelim. Adobe Premiere Pro'da neyi nereye tutup attıysan orada kalıyor. Biraz pasif diyelim biz. Pasif bir timeline kullanıyor. Final Cut Pro'da manyetik. Manyetikten kastımız ne? Bir video attık. Bu da diğer videomuz. Pıt bunun arkasına yapışıyor. Neresine yapışacağını siz söylüyorsunuz atarken. Bununla ilgili seçenekler mevcut. Ama dediğim gibi buna alışması biraz zaman alıyor. Bazen de sinir bozucu oluyor. Örnek videonuz bitti. Videonuzun sonunda adınız, soyadınız, internet sitenizi yazacaksınız. Onun altına da küçük bir müzik atıyorsunuz. Bir geçiş efekti müziği gibi. Onu ayırması biraz uzaklaştıracaksın böyle. Uzaklaşmıyor, yapışıyor bir şeyler falan. Position diye bir şey var. Biraz uğraştırıyor. Belki ben tam alışamadım 50 gün geçmesine rağmen. Ya da bunu ileride çözerler diye düşünüyorum. Premiere Pro'daki bir diğer mesele de arkadaşlar, aniden hata alıyorsunuz ve program şak diye kapanıyor. Final Cut Pro'da hiç böyle bir şey yaşamadım 50 günde. Hiç kapanmadı yani, çok istikrarlı çalışıyor. Ses kısmına gelelim. Ses kısmında seslere efekt vermek, noise temizlemek vesaire, bunlar Adobe Premiere Pro'da daha kolay, daha düzgün çalışıyor gibi geldi. Final Cut daha böyle. Ama sesle ilgili şöyle bir avantajı var Final Cut'ın. Videolara attığınız efektlerin aynılarını seste de kullanabiliyorsunuz. Videolardaki cross dissolve'u seste de kullanabiliyorsunuz. Mouse'u tutup hemen kulakçığı aşağı indirdiğinizde fade out'u, fade in'i çok hızlı bir şekilde kendiniz verebiliyorsunuz. Ya da yukarıda seçenek var. Fade in yap diyorsun, tak yapıyor. Out yap diyorsun, yapıyor. Sesin o kısmı, geçiş efekti ve fade in fade out kısmı Final Cut Pro'da daha iyiyken efekt kısmı Premiere Pro'da daha iyi. Motion grafiklerden bahsedelim. Motion grafiklere gelecek olursak da Adobe Premiere Pro'da motion grafiklerin herhangi bir ön izlemesi olmuyor. Orada bir resim gibi çıkıyor. Final Cut Pro'da mouse'u üstüne getirdiğinizde bildiğiniz video konseptinde oynuyor orada. Bu bence bir artı. Title attınız. Sol köşede yazsın. İnternet siteniz sağ alt köşede yazsın istiyorsunuz. Bunu Final Cut Pro'da o teksti tutup sürükleyip bırakıyorsunuz. Aynısı da birlikte orada çalışıyor. Premiere Pro'da bunu yapmak zulüm. Yani oraya taşısanız bile ki her zaman taşıyamıyorsunuz. Kapalı motion grafikler var. Bazen müdahale, istediğiniz kadar müdahaleye izin vermiyor. Taşısanız bile onun orada düzgün çalışıp çalışmadığı da gerçekten çok büyük sıkıntı. Son olarak da şunu söyleyelim. 50 gündür Final Cut Pro kullanıyorum. Final Cut'a geçtiğimden beri Adobe Premiere Pro'ya geri geçme ihtiyacı hissetmedim. Zaman zaman kullandım mı? Fantezi olarak kullandım. Yani Final Cut'ta bunu yapıyoruz. Premiere Pro'da da yapabiliyor muyuz'u öğrenmek için bazen Premiere Pro'ya geri geçiş yaptım. Onun haricinde dediğim gibi hiç geri dönme ihtiyacı hissetmedim. Umarım size bu video yararlı olmuştur. Sizin de yorumlarınızı çok merak ediyorum. Alta yazarsanız sevinirim. Kanala abone olabilirsiniz. Destek verebilirsiniz bu konuda. Videoyu beğenip ilgili arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Bildirim zilini de açabilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yeni bir videoda en kısa zamanda görüşmek dileğiyle mutlu günler diliyorum size.